Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayınız. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Alaaddin Tekiş, Harizmşah İlarslan Aslız'ın büyük oğludur. Alaaddin Muhammed Tekiş, İlarslan döneminde Cent Valiliğine tayin edildi. Babasının ölüm haberini aldığında başşehir Gürgenç'e gitmek için Cent'ten ayrıldı. Bu sırada Gürgenç'te bulunan küçük kardeşi Sultan Şah Mahmud, annesi Terken Hatun'un nüfuzu sayesinde tahta çıkarıldı. Bu durumu kabul etmeyen Alaaddin Tekiş, Karataylardan askeri destek alarak Harizme'ye hareket etti. Terken Hatun ve Sultan Şah Mahmud ona karşı koyamayacaklarını anlayıp Gürgenç'i terk etmek zorunda kaldılar. Alaaddin Tekiş başşehre girerek tahta oturdu. Bu olayın ardından Terken Hatun ile Sultan Şah Horasan hakimi Ay Aba'ya başvurdular ve ondan sağladıkları yardımla Harizm üzerine yürüdüler. Subarlu'da yapılan savaşta Ay Aba hayatını kaybetti. Kısa bir süre sonra Terken Hatun da yakalanarak öldürüldü. Fakat Sultan Şah saltanat iddiasından vazgeçmedi. Bu defa Gurlulardan yardım istedi. Gur hükümdarı Sultan Gıyasettin Muhammed bunu Alaaddin Tekiş aleyhine kullanılabilecek bir fırsat şeklinde değerlendirip Sultan Şah'ı bir hükümdar gibi karşıladı. Sultan Şah'ın Gurlularla anlaşması Alaaddin Tekiş'i kuvvetli bir devletle karşı karşıya getirdi. Bu sırada Alaaddin Tekiş'in Karahitaylarla bağlarını koparmasını isteyen Sultan Şah, Gur hükümdarının da teşvikiyle onlardan yardım istedi. Harezmi'yi zapt etmek için harekete geçen Karahitay ordusu Gürgenç savunmasını aşamayıp geri çekildi. Sultan Şah Horasan'a yönelerek Mer, Seras ve Tusa hakim oldu. Alaaddin Tekiş kardeşinin bu faaliyetlerine tepki vermeyip ordusunu güçlendirmeye ve devletini daha sağlam temeller üzerine oturtmayı tercih etti. Sriderya ötesinin devlet için taşıdığı önemin farkında olan Tekiş, bu bölgede askeri ve ticari kazançlar sağlayacak hamleler yaptı. Bunun sonucunda Bozkır'da yaşayan Kıpçak Türkleri kitleleri onun etrafında toplanmaya başladı. Stratejik önem taşıyan Cent şehrine oğlu Nasruddin Melikşah'ı tayin etti. Harizm kuvvetleri şehri üs olarak kullanıp Sriderya ötesinde faaliyetlerde bulundular. Barçınlı kent ve civarının ülkeye katılması ve bir Türk boyu olan Uranların reisi Alp Kara'nın Tekiş'in hizmetine girmesiyle Harizmşahlar ordusu daha da kuvvetlendi. Alaaddin Tekiş bu kuvvetlerle harekete geçip Karahitaylara bir darbe indirmek amacıyla Mavi Nehir seferine çıktı ve Buhara'yı ele geçirdi. Bunun ardından Sultan unvanını kullanmaya başladı. Öte yandan Horasan'a hakim olan Sultan Şah'ın Herat'a kadar uzanan bölgeye akınlar yapması Gurluları Tekiş'le işbirliğine sevk etti. Bu gelişmeyi haber alan Sultan Şah, kardeşi Tekiş'e elçi gönderip kendisine tabi olduğunu bildirdi ve aleyhinde düzenlenen ittifakı bozdu. Ancak tehlike geçince hücumlarına tekrar başlaması Alaaddin Tekiş'i Horasan'a bir sefer düzenlemeye mecbur etti. 1187 baharında bölgenin önemli şehri Nişabur'u ele geçirdi. Böylece Horasan'ın batısını kendisine bağladığı gibi Mazanderan'ı da hakimiyeti altına aldı. Mer civarındaki hakimiyetiyle yetinmek zorunda kalan Sultan Şah ise Cam, Baharaz ve Zirpil'in kendisine verilmesi halinde Tekiş'in hükümdarlığını tanıyacağını bildirdi. Alaaddin Tekiş kendisine meşru hükümdarlık imkanı veren bu gelişme üzerine Tusun Radekan koruluğunda görkemli bir törenle tahta oturdu. Ardından dikkatini Irak Acem bölgesine çevirdi. Bu bölgede 1187 yılından itibaren hakimiyet mücadelesi şiddetlenmiş, Irak Selçuklu Sultanı 2. Tuğrul ile Atabey Kızılarslan Osman arasında baş gösteren mücadele, bölgeyi ele geçirmeye çalışan Abbasi halifesi Nasır Nidillillah da katılmıştı. Sultan Tuğrul halifenin ordusunu mağlup etti. Fakat Atabey Kızılarslan'a karşı aynı başarıyı gösteremedi. Atabey'in 1191 yılı muhalifleri tarafından öldürülmesi üzerine nüfuzlu kumandanlar bulundukları bölgelerde müstakil hareket etmeye başladılar. Bu sırada Rey ve civarının hakimi Kutluk İnanç Tekiş'ten yardım istedi. Tekiş bu teklifi kabul edip harekete geçti ve
Tabarek Kalesi'ni ele geçirerek bölgeye hakim olduğu Alaaddin Tekiş, Sultanşah'ın Harizm'e yürüdüğünü öğrenince hemen Başşehir'e yöneldi. Sultanşah bir defa daha Harizm'i ele geçirme planından vazgeçmek zorunda kaldı. Ancak Harizm tahtı üzerindeki iddiasını sürdürdü. Bir yandan Mazenderan İspehetti, öte yandan Sultan Turul ile temasa geçip Horasan'ın pay edilmesi hususunda onlarla anlaştı. Bunun üzerine Sultan Tekiş, İspehbed'in hakimiyetindeki Bistam ve Damgan'ı ele geçirdi. Esterabat'ı tahrip ettirdi. Tekiş'in akınları Tabaristan'a kadar uzandı. Daha sonra Sultanşah'ın önemli merkezlerinden Seras ele geçirdiği sırada Sultanşah vefat etti. Alaaddin Tekiş, Irak Acem'den ayrılınca Sultan Tuğrul, Tabarek Kalesi'nde ele geçirdi ve Harizmli kumandanları hapsettirdi. Ardından Bistam ve Damgan'a yürüdü. Kutluk İnanç, Alaaddin Tekiş'i bir defa daha bölgeye davet etti. Bu sırada Abbas Halifesi Nasır, ustaca bir siyaset izleyerek Sultan Tuğrul'a ait bütün bölgeleri Tekiş'e verdiğine dair bir menşur gönderdi. Sultan Tekiş 1194 baharında Irak'a yöneldi. Sultan Tuğrul savaş için harekete geçtiyse de askeri onu terk etti ve savaşa devam ettiği sırada yakalanıp öldürüldü. Böylece Irak Selçuklu Devleti sona erdi. Alaaddin Tekiş, Irak Acem'in merkezi Hamedan'a gidip tahta oturdu. Abbas Halifesi bir taraftan Tekiş'in Irak Selçuklularına karşı yürümesini teşvik ederken, diğer taraftan vezirinin kumandasından 10.000 kişilik bir orduyu bölgeye göndermişti. Sultan Tekiş bu orduya geçit vermediği gibi Dinaver'e kadar ilerledi. Ardından Rey'in idaresine oğlu Yunus Han'a bıraktı ve kumandanlarından Mayacık'ı ona Atabey tayin ederek geri döndü. Sultan Alaaddin Tekiş 1195'ten sonra daha çok ülkenin doğu sınırındaki gelişmelerle uğraşmak zorunda kaldı. Sinat'taki Kıpçak reislerinden Katır Buk'u Han üzerine sevk ettiği orduda bulunan Uranlara karşı tarafa geçince yenilgiye uğradı. Ardından Horasan'a vali tayin ettiği oğlu Kutbidin Muhammed ile birlikte tekrar harekete geçti ve Katır Buku'yu esir edip Kıpçakları itaat altına aldı. Kıpçak, Uran, Kanglı gibi Türk boylarını kendisine bağlamak amacıyla bölgedeki Türk beylerinden birinin kızı olan Terken Hatun ile evlendi. Bu evlilikten sonra Harizm Şahlar Devleti'nin hükmettiği bölgelere kalabalık Türk grupları gelmeye başladı. Harizm Şahlar ordusuna alınan bu gruplar aynı zamanda devletin yapısını ve karakterini derinden etkiledi. Alaaddin Tekiş'in doğudaki faaliyetleri sırasında Irak Acem'de yeni gelişmeler ortaya çıktı. Hamedan'a hakim olmak için harekete geçen Kutluk İnanç, Mayacık tarafından yenilgiye uğratıldı. Ancak halifeden yardım alarak Mayacık'ı geri çekilmeye mecbur etti. Hamedan'a giren halife Nasır, kuvvetleri İsfahan'ı ve çevresini zapt etti. Tekiş ertesi yıl Hamedan'a yeniden hakim oldu. Onun ayrılmasının ardından bölgede yine karışıklıklar baş gösterdi. Nurettin Gökçe'yi Harizmşah kuvvetleri üzerine gönderdi. Bu tehlikeyi de bertaraf eden Mayacık bir süre sonra halifenin teşviki ve yardımıyla bağımsızlığa heves edip Hamedan'ı aldı ve Tekiş'in torunu Erbos Han'ı İsfahan'dan uzaklaştırdı. Alaaddin Tekiş 1198 yılında bölgeye gelerek Mayacık'ı yakaladı. Halifenin tahriklerine kapılan bu güçlü kumandanı affedip Cent bölgesine sevk etti. Sultan Tekiş'in kuvvetlerinin bir defa daha bölgede görünmesi karşısında Halife Horasan, Türkistan ve Irak Acemi'nin saltanat meşruunu kendisine göndermek zorunda kaldı. Alaaddin Tekiş veziri Nizamülmülk Mesud bin Ali'nin öldürülmesinin ardından oğlu Kutup bin Muhammed'in emrindeki kuvvetleri Batiniler üzerine sevk etti. Zor durumda kalan Batiniler itaat arz edip 100.000 dinar ödeyerek Kutup bin Muhammed ile anlaşma yoluna gitti. Batinilere karşı kesin netice almak isteyen sultan hasta olmasına ve hekimlerin uyarılarına rağmen ikinci bir orduyla sefere çıktı. 4 Temmuz 1200 tarihinde Nese civarında vefat etti. Cenazesi oğlu Kutbuddin Muhammed tarafından Harizmi'ye götürülerek Gülgenç'te yaptırdığı büyük medresenin türbesine defnedildi. Sultan Alaaddin Tekiş adil, merhametli, güzel ahlaklı, bilgili ve kabiliyetli bir hükümdardı. Edip, şair ve alimleri himaye eden Tekiş'in kendisi de iyi bir edip ve şairdi.
Reşiddin Vatvat Alaaddin Tekiş tahta çıktığında çok yaşlı olmasına rağmen onu tebrik etmek için sedye ile saraya götürülmüş bir rübai yazarak kendisini tebrik etmiş ve ölünceye kadar sarayında kalmıştır. Sultan Alaaddin Tekiş döneminde Harizmşahlar Devleti bölgenin en güçlü ordularından birine sahip, idari sistem sağlam büyük bir devlet niteliğini kazanmıştı. Bu yönüyle Tekiş Harizmşahlar Hanedanı'nın en büyük şahsiyeti olarak değerlendirilir. Oğlu Alaaddin Muhammed'in ilk başarılarını da bizzat kendisi hazırlamıştır. İran'daki bazı yerli hanedanlar Atabeyleri belirli bir tarihten sonra Gorlu hükümdarlarını kendine tabi kılan Tekiş, bütün İran'ı Harizmşahların hakimiyeti altına birleştirmeye çalışmış, ancak bu isteği oğlu Muhammed tarafından gerçekleştirebilmiştir. Alaaddin Tekiş han unvanının yanı sıra Melik, Harizm, Huvaveddin Alem, Padişahı Bendi Adem, Seyyiddin Mülki Şark gibi unvanları da kullanmıştır. Sultan Alaaddin Tekiş yaşamı boyunca Harizmşah Devleti'nin sınırlarını genişletmeye çalışmıştır. Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayınız. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz.